Mutlu akşamlar efendim. Kanal Fırat ve Kanal E ortak canlı yayında Elazığ'ın Nabzı programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün yine çok önemli, çok değerli bir konuğumuz olacak. Morvan Kurumsal Satış Müdürü Sayın Saim Kavaklı bizlerin canlı yayın konuğu olacak. Burada hem Elazığ'ı konuşacağız, hem Elazığ giyimini konuşacağız. Elazığ'daki ticareti konuşacağız. Gençlere başkanımızın, hocamızın çok güzel nasihatleri olacak. Bizler bunları kendisinden dinlemiş olacağız. Öncelikle hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk Batuhan Bey. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. İki gündür aslında sizlerle tanışıyoruz. Burada evet. Da kısaca sizleri anladık, tanıdık, böyle diyelim. Ama sizlere ilk defa Elazığlılar, Elazığlı hemşerileriniz evlerinde misafir edecekler. Sizlere kulak verecekler. Biz sizleri yakinen tanıyoruz dediğim gibi artık. Ama tanımayan Elazığlı hemşerilerimiz için sizler kendinizi tanıtacak olursanız Sayın Kavaklı kimdir? Sayın Kavaklı 1971 Elazığ merkez doğumlu. Hı hı. 7 yaşından beri tekstil sektörünün içerisinde olan, tekstilin hamuruyla yoğrulan çok kıymetli hocamız Murat Varol tarafından eğitilen, 20 yaşına kadar Elazığ'da devam edip 20 yaşından sonra İstanbul'da devam eden bir vatandaş olarak başkanım, burada tekstil sektörüne devam ediyoruz. Evet, burada baktığımız zaman sizler 20 yaşında, çok genç yaşta İstanbul gibi büyük bir şehire atılım göstermişsiniz. Evet. Çok büyük bir cesaret aslında. Evet. Bu kararı nasıl aldınız? Bu kararı nasıl aldık? Tekstil sektörü gelişen bir firma, gelişen bir sektör. Biz bu tekstil sektörünün içerisinde yoğrularak gelişmek istedik. Tekstil sektörünü çok severek yaptığımız bir meslek dalı olarak devam ediyoruz. Biz bu tekstil sektöründe daha neler yapabiliriz, daha nasıl büyüyebiliriz, kendimizi nasıl geliştirebiliriz diye. Tekstilin kalbi de malum İstanbul'da attığı için bizler de o tarafta devam ettik. Marmara bölgesi, Trakya bölgesi ve son olarak şu anda Akdeniz bölgesinde tekstil sektörüyle Morven firması olarak devam ediyoruz. Evet, burada Sayın Başkanım Morven olarak devam ediyorsunuz. Morven de önemli evet. ve kıymetli bir marka. Türkiye çapında sesi duyulmuş. Artık hemen hemen herkesin tanımaya başladığı bir marka olarak günümüzde çalışıyor. Planlarını, projelerini öyle yapıyor. Ama sizler mağazayı tanıtacak olursanız, markayı tanıtacak olursanız özellikle amacı, vizyonu, misyonu, hedefleri hem bugün için hem gelecek için nelerdir? Morven firmamız 1987 yılında Hatay Kırıkhan'da ilk adımını atan firmamız. Seydi Bilir tarafında kurulan bir firmamızdır. Yaklaşık olarak 37 yıldır tekstil sektörünün içerisinde. Türkiye'de 35. mağazamızı nasip olursa 2 gündür bu yoğunluk tempoyla çalışıyoruz. Elazığ Park 23 AVM'de açacağız. 35 tane Türkiye'de, 30 tane yurt dışında ve 22 corner şubesi olarak devam ediyoruz. 5 kıtada hizmet etmekteyiz. İhracatlarımız devam ediyor bu 5 kıtaya. Özellikle Afrika ülkelerinde mağaza çoğunluğumuz devam ediyor. Global bir sektör içerisinde, platform içerisinde kendini kanıtlayan, sürekli büyümeyi hedefleyen bir firma olarak devam ediyoruz yolumuza. Evet. Başkanım, burada sizler Elazığlısınız. Elazığ'a da gelip evet. gidiyorsunuzdur ara ara. Evet. Elazığ'ı nasıl görüyorsunuz? Elazığ'ın gelişimini nasıl görüyorsunuz? Burada neler söylemek istersiniz Elazığ'la ilgili? Elazığ tekstil sektöründe biraz daha geride kaldı gibi düşünüyorum ben. Şu an organize sanayide bizim çok büyük olmamız lazım. Aslında organize sanayi tekstil sektöründe yükseltmemiz lazım. Çünkü Elazığ'da, Elazığlı olup da tekstil sektöründe çok önemli lokasyonlarda olan firmalarımız var. İsim vererek konuşmak istemedim ama. Evet. Elazığlılar tekstil sektörünü severek yapıyor. İşi de çok iyi biliyor. Bizler genelde dışarıda yatırımlarımızı yaptık. Kendi memleketimizde yatırımlarımızı yapmış olsaydık Elazığ'a çok daha büyük bir katkımız olacaktı. Elazığ'ın işsizlik oranını düşürmüş olacaktık. Gençlerimize hizmet etmiş olacaktık. Ama tekstil sektöründe organize sanayi olarak biraz geride kaldık düşünüyorum. Umut ediyoruz ki yeni yeni Elazığ'da organize sanayi bölgesinde firmalar, fabrikalar açılıyor ama tek temennimiz bizlerin de sizler gibi Elazığ'ın özellikle doğu bölgesinde biraz daha dik duruşlu, biraz daha
kaliteli ürünler üretmesi, daha bölgede cazip hale gelmesi, İstanbul'a açılan bir kapı ya da diğer tarafa, doğu tarafına açılan bir kapı olmasını bizler de temenni ediyoruz. İnşallah Elazığ'da da böyle sizler gibi kıymetli yatırımcılar gelir, görür ve yatırımını yapar. Burada hem sizin de söylediğiniz gibi gençlere de önem verir ve onlara da istihdam sağlar. Bu oldukça kıymetli ve yarınki açılışa gelecek olursak, yarın da güzel bir açılış yapacaksınız. Evet. Burada baktığınız zaman Elazığ'da unutmadınız aslında. Sizler Elazığ açma hedefleriniz nelerdir? Elazığ nasıl aklınıza geldi ve neden Elazığ açıyorsunuz bu 35. şubeyi? Elazığ kendi memleketimiz. Evet. Bir Elazığlı olarak tabii ki önceliğim Elazığ'da şubeyi açmaktı. Bunun çabasını çok yaptık. Hı hı. 2025 yılına kadar doğu illerimizde var olmayı planladık. 2024 yılı içerisinde de doğuda 10 tane şube açmayı hedefledik. Plan ve projemiz bu doğrultuda devam etti. Hı hı. Bunun da ilk mağazasını Elazığ'da açmayı temenni ettik ve bunun çabalarını sarf ettik. Benim için gurur verici, onur verici, kendi memleketime, kendi markamı getirip, kendi markamla beraber devam etmek bizi onur ediyor. Elazığ'dan sonra da tekrar yine doğu tarafına devam edeceğiz. Biz burada Batman, Erzurum, Ağrı bu taraflara 2024'te doğuyu tamamladıktan sonra 2025 yılında batıya doğru açılacağız artık. Evet. Elazığ'la ilgili planınız, programınız nedir? Elazığ'da bir ikinci, üçüncü düşünür müsünüz? Eğer böyle bir marka tutunabilirse ya da Elazığlı hemşerilerinize neler söylemek istersiniz markayı sahiplenmek için? Çünkü baktığımızda sizler bir Elazığlı olarak böyle kurumsal bir yerin başındasınız ve baktığımız zaman önemli bir konumundasınız. Bu da Elazığ için ciddi bir potansiyel ayrıcalık. Tabii ki olumlu bir ayrıcalık, pozitif bir ayrımcılık. Sizler neler söylemek istersiniz Elazığlı hemşerilerinize? Elazığ büyük bir potansiyel. Hı hı. Elazığımız giyinmeyi seven, evet. Özellikle giyimine çok dikkat eden, önem veren bir ilimiz. Böyle bir ilde bizim mağaza açmamız onura edici bir durum bizim için. Elazığ'da ikinci şubeyi de açabiliriz, üçüncü şubeyi de açabiliriz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Yeni açılacak AVM'lerimiz var, var olan AVM'lerimiz var ve tekrar cadde mağazalarımız var. Hı hı. Bunlarla alakalı görüşmelerimiz devam ediyor. Yani ikinciyi açmayacağız diye bir şey yok. İkinciyi de açacağız, üçüncüyü de açacağız. Elazığ'ımıza yakışır bir firma olarak düşünüyorum ben. Elazığlılarımıza da yakışır. Yani giyinmeyi seven bir hı hı. ilimizde 2-3 şube olması tabii ki çok güzel bir şey. Diğer firmaların da gelmesini isterim. Elazığ'ın kalkınabilmesi için, daha iyi büyüyebilmesi için diğer firma arkadaşlarımız da, genelde rakip derler ama biz rakip demiyoruz. Diğer evet. arkadaşlarımızı da bekleriz. Hep beraber çalışmayı çok isteriz yani. Bu da garip bir durum aslında başkan, baktığım zaman sizler sadece Elazığ'ın gelişmesini istiyorsunuz. Diğer firmalar da gelip açabilirler. Bu Elazığ'a katkı sağlar diyorsunuz. Bu da oldukça olumlu ve ılımlı bir düşünce. Siz baktığınızda Türkiye genelinde dış, yani iç ve dış ticareti nasıl görüyorsunuz? İhracatı nasıl görüyorsunuz? Firmanız büyük bir firma. Diğer markalar da büyük. Fabrika, marka. Bunlar önemli markalar, kıymetli markalar. Sizler de bunlarla yarış halindesiniz diğer kişilerin söylediği tabirle. Sizler tabii ki burada nasıl görüyorsunuz bu yarışı, bu ya da sizin söylediğiniz gelişimi? Bizler öncelikle başta da söylediğim gibi firmalarımızı rakip görmüyoruz. Firmalarımızı kardeş görüyoruz. Omuz omuza koşmayı diliyoruz. Bütün firmalarımız, bütün markalarımız da aynı şekilde. Bu Elazığ'ımız için de çok iyi olacak. Biz omuz omuza koştuğumuz zaman da yine kazanan olan hem halkımız hem bizler olacağız. Firmamız üretici bir firmadır. Maraş, Hatay ve Adana'da 3 tane fabrikamız vardır. Büyüyerek gelen bir firmayız. Bu fabrikalarda kendi ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz. Dışarıya da ihracat olarak yaptığımız ürünler var, ihraç ettiğimiz ürünler var. Ama çoğunluğunu sadece kendi mağazalarımızda. Kendi özel müşterilerimize, bizim müşterilerimiz, gelen tüm müşterilerimizi biz özel olarak görüyoruz. Bizim için çok değerlidir, çok kıymetlidir. Biz böyle bakıyoruz. Bu müşterilerimizi de özel giyindirebilmek için bütün çabamızı sarf ediyoruz. Yoruluyoruz ama çok tatlı bir yorgunluk. Bunu başarabildiğimiz zaman yorgunluğumuz kalmıyor. Zevk alıyoruz, haz alıyoruz. İnşallah diğer arkadaşlar da aynı şekil, diğer firmalarımız da aynı şekil bizimle düşünürler, bizimle beraber koşarlar. Evet, burada baktığımız zaman ticaret yapmak, esnaflık yapmak oldukça zor. Sizler de bunun
en alt tabakasından en üst tabasına kadar tattınız her noktayı. Her yani işin mutfağından geldiniz aslında. Evet. Sizler karşılaştığınız zorluklarla ilgili neler söylemek istersiniz? Esnaflığın zorlukları vardır, tatlılıkları vardır tabii ki ama belki de gençlere nasihat bölümünde neler söylemek istersiniz? Esnaflığın zorluğu, ticaretin zorluğu noktasında. Baktığımız zaman belki pandemi dönemine değinirsiniz. Çünkü burada birçok marka küçülmeye gitti, eksilmeye gitti. Evet. Ve baktığımız zaman kötü günler geçirdik, deprem geçirdik. Sizler bu alanlara değinecek olursanız esnaflığın zorluğu, ticaretin zorluğu noktasında neler söylemek istersiniz? Şimdi pandemi süreci Türkiye için, Türkiye'de değil sadece, dünya için çok zor bir süreçti. Bu bizler için de aynı süreçti. Ticarette tekstil sektöründe öz sermayemizle devam ettiğimiz için biz diğer firma arkadaşlarımıza göre biraz daha iyiydik, biraz daha rahattık. Biz korkusuz bir firmayız. Emin adımlarla ilerleriz. Attığımız adımlardan eminiz. Pandemi süreci içerisinde birçok firma konkordato ilan etmesine rağmen, kapanmaya gitmesine rağmen tek atılım yapan firma tekstil sektöründe, özellikle erkek klasik firmasında Morven diyebilirim. Morven firması bu konuda çok ciddi anlamda ataklar yaptı. Biraz gözümüz karadır. Ticarette de gözü kara olmadıktan sonra kazanamıyorsun malum olarak. O yüzden yönetim kurulu başkanımız Seydi Bilir'e de bu konuda teşekkür ederim. Tam yetki, tam güven verdi bize. Başarılı bir şekilde de devam ediyoruz. Tekstil sektörü şöyle bir şey. Severek yaptığınız zaman başarılı oluyorsunuz. Evet, ben 7 yaşında beri bu işin içerisindeyim. Dediğim gibi üstadımız, pirimiz bizim Murat Varol. Onun yanında biz yetiştik. Ticareti orada gördük. Ticarette benim hep büyüyerek devam etmek istediğim bütün bölümlerde, üniversitelerde bunların okulları var ama tezgahtarlık bölümünün de bir okulun açılmasını isterdim. Çünkü biz tezgahtar konusunda şimdiki eski adımız tezgahtar, şimdiki adımız satış danışmanı. Biz satış danışmanı yetiştiremiyoruz. Şu an tekstil sektörünün en büyük zor olan noktamız, yani bizim zorlandığımız nokta, çalışan personel arkadaşlarımız tekstil sektörünü geçici olarak görüyorlar. Yani işte 20 yaşına geldi, okudu, üniversiteyi bitirdi. Malum üniversiteyi bitiren gençlerimiz çok fazla. Bunlar iş potansiyeli bulamıyorlar. Bulabilecekleri en iyi sektör özel sektörler. Bunların başında da tekstil geliyor. Bir müracaat ediyorlar, başlıyorlar. 6 ay emek veriyorsunuz. Çünkü biz bunlara çok ciddi emekler veriyoruz, eğitimler veriyoruz. Sürekli devam ediyoruz bu eğitimlerle beraber. 5-6 ay emek veriyorsunuz, 6 ay sonra kaçıyor. Bunun da bir okulun olmasını isterdim ben. Üniversitede okulun, tezgahtarlık bölümünün, satış elemanlığı bölümünün bir okulun olmasını isterdim. Bu okulla beraber biz o personellerimizi almış olsaydık, bizim büyümemiz çok daha kısa zamanda çok daha büyük şeyler yapmış olacaktık. En büyük temennim bu. İnşallah bunu da başarırız. Üniversitede böyle bir bölüm açarız. Daha kalifiyeli elemanlar alırız. Ve bu kalifiyeli elemanlar bunu meslek olarak, satış danışmanlığını meslek olarak görüp severek devam ettikleri zaman başarmama şansları yoktur yani. Evet. Burada özellikle baktığımız zaman başkanım, özellikle çırak aldı altında birçok meslek grubu, berberlik olabilir, terzilik olabilir, alt gruplardaki meslek grupları çok zor eleman buluyor. Ara eleman bulmakta sıkıntı yaşıyorlar. Farklı farklı yerlerden eleman buluyorlar ama bunlar da çok geçici oluyor. Sizler de değindiniz. Çıraklıkla ilgili özellikle belki de küçük yaşta hem ailelere, ebeveynlere neler nasihat etmek istersiniz? Çünkü eskiden baktığımız zaman hem okurdu öğrenci hem de bir meslek dalını öğrenirdi. Orada çıraklık yapardı yaz tatillerinde ya da farklı şeyler yapardı. Sizler ailelere öneriniz var mıdır bu noktada? Ailelere, bizler de yaşadık. Bizim ailemizin de bize önerileri vardı. Bizim de kendi çocuklarımıza önerilerimiz oldu. Güzel bir konuya değindiniz aslında. Ben bu konuda çocuğun seçtiği meslek konusuna çok önem veriyorum. Yani çocuğun seçtiği meslek dalı ne olursa olsun, biz aile olarak o çocuğu desteklediğimiz zaman o çocuklar çok başarılı oluyor. Ve yapmak istedikleri işleri de başarılı bir şekilde yapıyorlar. Performans olarak da çok iyi gidiyorlar. Ve o zaman büyüme şansları oluyor. Yani okul dönemlerinde bizlere de sorarlardı öğretmenlerimiz, hocalarımız. Büyüyünce ne olmak istersin? Biri doktor derdi, biri mühendis derdi. Yani belli meslekleri söylerlerdi. Yani biri dönüp de ben çöpçü olacağım demedi. Ya da biri dönüp de
ben şoför olacağım diyeni pek görmedim. Özellikle bizim okuduğumuz dönemler içerisindeki arkadaş gruplarından evet. bakıyorum. Bununla alakalı bir örneği ben de yaşadım. Şöyle bir örnek yaşadım. Ben de oğlumun doktor olmasını isterdim. Tıp kazanmasını isterdim. Başardı da aslında puan olarak. Tıp da geliyordu ama çocukluğundan beri benim babam inşaatçı. Dede mesleğini seçti. Yani ilkokuldayken de ben işçi olacağım derdi. Benim oğlum şu anda inşaat mühendisliğini bitirdi. Göreve Maşallah. Başladı. Şu anda da çok başarılı bir şekilde gidiyor. Bunun en büyük başarısı bizlerdik aslında. İşçi olacaksan işçi olacaksın ama en iyisini olacaksın. Biz bu konuda destek verdik. Hı hı. Yani döndürüp de şu anki piyasa şartlarında evet tıpı bitirmedikten sonra iş bulma olanağınız yok. Yok illah da oğlum doktor olacaksın diye şey yapmadık. Biz işçi olacaksa işçi olarak arkasında gittik. Anne evet. baba olarak bunu destekledik. Bunu desteklediğimiz zaman çocukların çok rahat başarılı olduğunu görüyorsun. Burada da yapmamız gereken bu çıraklık dönemine değindiniz siz. Hı hı. Berber olabilir, esnaf olabilir. Evet. Biz çocuklarımızı buraya vermiyoruz. Biz hepimiz de yani sizler de dahil olmak üzere çocuğunuz olduğu zaman berber olsun mu yok olmasın ne olsun benim oğlum doktor olsun biz bu yönde gittik. Evet. Aslında baktığınız zaman bunların hepsi bir süreç olarak devam ediyor. Bu süreçlerin içerisinde pandemi döneminden önce online satışlarımızda çok fazla bir kitlemiz yoktu. Yani belirgin bir kitle vardı. Pandemi sürecinde hepimiz belli bir zamanlarda eve kapandık. Depremde dışarı çıktık. Gir çık gir çık oyunuyla devam ettik. Bu süreç içerisinde malumunuz sizler de biliyorsunuz. Özellikle bayan kuaförleri, erkek evet. kuaförleri şu anda çok ciddi paralar kazanıyor. Arkadaşlar bana kızmasınlar. Evet. Daha fazla kazansınlar. Şeyimizde gözümüz yok paralarında. Bu süreç içerisinde biz kendi çocuklarımızı da bu dalda devam etseydik, arkalarında koşmuş olsaydık biz burada da personel yetiştirebilecektik. Daha kalifiyeli personel yetiştirecektik. Daha belirgin markalar yetiştirecektik, çıkartacaktık orada. Yani herkesin kendi memleketi olduğu gibi ben de özellikle Elazığ'ın tabii ki kalkınmasını isterim. Gurbette çok kaldık, dışarıda çok kaldık ama ne kadar kalırsan kal, kendi memleketin kadar değerli bir memleket yoktur yani. Benim için de Elazığ aynı şekilde. Elazığ'ın menfaatleri için, çıkarları için fayda sağlayacak ne varsa her türlü firma olarak, firmayı da arkamıza alarak biz bu yolda devam ederiz. Biz bu tarzda da çocuklarımızı da yani berberliği de isterse, terziliği de isterse, yani terzilik sektörü, normalde tekstil sektörünün başında terzilik geliyordu ama terzilik öldü. Hazır giyim çıktıktan sonra öldü. Hı hı. Ama burada da bir meslek, bu da bir bundan önceki yıllar önce yani 80'li, 82'li, 85'li yıllara baktığımız zaman ciddi bir meslekti. Terzilik herkes yapamazdı. Biz çocuklarımızı bu yönden desteklememiz lazım diye düşünüyorum. Gençlerimizi bu yönden desteklediğimiz zaman daha fazla başarılı ve daha fazla istikrar elde edeceğimizi düşünüyorum. Anne babalarda da inşallah bunu dinledikten sonra gençlerin istediği bölümü destekleyerek devam ederler. İnşallah. Daha mutlu ve huzurlu bir şekilde devam ederiz diye düşünüyorum. Evet, bu oldukça kıymetli. İnsanın işini severek yapması, insan işine dört elle sarılması oldukça kıymetli. Baktığımız zaman bazen insanlar mecburiyeten farklı işler yapıyor ve o işleri de hakkıyla yapamıyorlar. Doğru. Ama mecburum diyorlar. Bu da kötü bir durum. Ama inşallah ümit ediyoruz ki herkes gönlündeki işi yapar ve onda başarılı olur. Çünkü hakkıyla yapılmayan iş çok iş olarak sayılmıyor. Doğru. Sizler burada gençler noktasına değindiniz. Biraz daha gençleri konuşmak isterim. Özellikle son zamanda Z kuşağı olarak da tabir edilen bazı kesim, bu tabiri beğenen bazıları, bu tabiri evet. beğenmeyen kesim. Sizler bu gençlerin hedeflerine ulaşma hızını ya da isteğini nasıl görüyorsunuz? Gençlerin hayata bakış açısını bu dönemlerde nasıl görüyorsunuz? Onlara verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir? Gençlerimizin öncelikle mesleğini seçmesi lazım. Evet. Yani belli bir yaşa geldikten sonra ben ne olacağım diye seçmesi lazım. Bu mesleği seçtiği zaman da bunu araştırdıktan sonra en iyi lokasyonda işe girip burada başlaması lazım. Tabiri caizse bizim dilimizde pişmesi lazım bu meslekte. Gençlerimiz bu meslekte piştikten sonra her zaman bahsettiğimiz gibi atacağı adımları çok daha emin adımlarla devam ederler. Ve attığı her adımda da başarı gelir. Başarı geldikçe de zaten bizler hepimizde de Türk milleti olarak da varız. Biz başardıkça mutlu oluruz. Aslında bireysel olarak da ben kendi adıma da söyleyeyim. Ben para kazandıkça mutlu olmuyorum. Ben başardıkça mutlu oluyorum. Bu başarı
insanın suya susaması gibi diye düşünün. Hepimizin bu başarı yolunda devam edebilmesi için dediğim gibi gençlerin işlerini severek, üstadlarını dinleyerek devam etmesi lazım. Ailelerin de gençlere destek vermesi lazım. Bu yönde ilerlemesi için eğitimlerini aldırması lazım. O zaman biz işsizlik oranını da şey yaparız. Gençlerimiz işe girdiği zaman acabayla girmemesi lazım. Yani acaba bizi her zaman geri plana atar. Ben bunu yapacağım dediği zaman girdikten sonra o meslekte devam etmesi lazım. 3 ay sonra ben bunu başaramadım, diğer mesleğe gireyim, onu başaramadım, diğer mesleğe gireyim değil. Başaramadığınız zaman hatalarınız vardır. Geriye dönük o hatalara baktığınız zaman başarı aslında orada geliyor. Üniversite sınavlarına giriyoruz. İşte 3 tane yanlış bir doğruyu götürüyor. Biz sadece konuya dönüyoruz. Aslında biz o 3 yanlışı hangi konularda yapmışız, o konuyu yapmış olsak biz artı bir öne geçeceğiz. Doğrularımızı o zaman göreceğiz ve başarımız da orada gelecek zaten. Yani biz geriye dönmüyoruz. Biz kazanamadığımız zaman onu bırakıyoruz, diğer tarafa gidiyoruz. Onu kazanamadığımız zaman başka sektöre gidiyoruz. Bu bizi geriye götürür her zaman. Ve aşmış olduğumuz sektörde de başarı gelmez. O sektörün büyüme şansı yok. Biz gençlerimizi yetiştiremeyiz. Evet. Bu konuda daha dikkatli davranmamız lazım. Başkanım, burada özellikle gençlerin şu özelliğini nasıl görüyorsunuz? Ya da böyle bir özellik gözlemlediniz mi diye sormak isterim. Gençler çok kısa zamanda hızlı paralar kazanmak, hızlıca büyümek istiyorlar. Bazıları bunu rahat para kazanma modeli olarak görüyorlar. Sizler ticaretin içinde olarak, merkezinde olarak, yıllarınızı vermiş biri olarak gençlere bu noktada neler söylemek istersiniz? Böyle bir şey mümkün müdür? Tabii ki bazen olabiliyor bu durumlar ama sizler özellikle bu durumu isteyen gençlere ne öğütlersiniz? Hızlı para kazanma diye bir şey yok. Ben öyle bir şey görmüyorum. Siz gördünüz mü bilmiyorum ama hızlı para kazanamazsınız. Hızlı para kazanabilmeniz için İşi çok iyi bilmeniz ve çok iyi yapmanız lazım. Hızlı para kazananlar hızlı bir şekilde de kaybederler. Emin adımlarla gitmek lazım. Bu konuda gençlerimizin hızlı para kazanma değil de ben bu mesleği nasıl hızlı öğrenebilirim, eğitimini nasıl hızlı alabilirim? Bunları aldığı zaman zaten akabinde parası geliyor yani. Evet. Peki burada özellikle gençlerin teknolojiye ayak uydurmasını nasıl görüyorsunuz? Ya da firmaların teknolojiyi takip etmesi, modayı takip etmesini nasıl görüyorsunuz? Bu hızlılık, bu sirkülasyon sizleri yoruyor mu? Bu bizleri yormuyor. Aslında bizleri zevklendiriyor. Zevk veriyor bizlere. Demin bahsettiğiniz Z kuşağı bahsettiniz ya. Evet. Şu anki nesil çok ciddi anlamda teknolojiyle devam ediyor. Bu tabii ki artısı da var ama kullandığımız teknolojiyi nerede kullanıyoruz? Eğer doğru kullanıyorsak bu çok ciddi anlamda fayda sağlar. Hani evet. Bizim nesillere göre baktığınızda şu anki nesille gençlerle yani bizim aramızda dağlar kadar fark var. Tabii ki biz onlar kadar hızlı teknolojiyi kullanamıyoruz. Onların hızına yetişemiyoruz. Gençlere tek tavsiyem teknolojiyi çok iyi kullansınlar. Gerektiği yerde kullandıkları zaman çok da başarılı olurlar. Evet. Peki burada moda kısmına neler söylemek istersiniz? Sizler de oldukça şık giyiniyorsunuz. Teşekkür ederim. Son 2 gündür karşılaşıyoruz. Gayet oldukça şık giyiniyorsunuz. Teşekkür ederim. Baktığımız zaman özellikle modayı takip etme noktasında neler söylemek istersiniz? Burada modaya ayak uydurmak artık zor mu yoksa hızlıca sizler de ayak uydurabiliyor musunuz? Hem firmanın bakışı hem Türkiye'deki vatandaşların modayı takip edişini nasıl görüyorsunuz? Aslında baktığınız zaman moda yakışandır normal olarak. Bu kişiye göre de değişir. Şu anda tekstil sektörlerinde artık anatomi olarak fiziksel yapılarımız değiştiği için mesela regular fitimiz, slim fitimiz, dinamik fitimiz diye kesimlerimiz var, kalıplarımız var. Demin hızlı para söylediniz. Birçok kurum parasını kasada saklar. Bizim kasada sakladığımız kalıplarımızdır. Kalıplar bizim için çok önemlidir. Modaya çok hızlı değişiyor. Bizler çok hızlı ayak uydurmak zorundayız. Bundan pandemi sürecinden önce %70 bir klasik giyim tarzımız vardı. %30 kasual tarzımız vardı. Ama bizler de bu hıza ayak uydurabilmek için şu anda %70 bizim smart kasual casual gruplarımız var. %30 klasiğe döndük. Burada da memur, devlet memurlarının, işte öğretmenlerimizin, daha önce bankacı memur arkadaşlarımızın takım elbise, kravat zorunluluğu vardı. Ama şu anda birçok şey serbest olduğu için bizler de bu değişimlere ayak uydurarak devam ediyoruz. Moda çok hızlı değişiyor.
Evet. Biz de çok hızlı bir şekilde ayak uyduruyoruz. Peki burada sizler marka olarak, isim olarak en çok nerelere hitap ediyorsunuz? Örnek vermek gerekirse bölgesel olarak baktığınızda hangi ürünü, hangi yerde pazarlamayı, bu pazarlama ticaretini nasıl götürüyorsunuz? Bunlar da tabii ki işin ince işçiliği. Bunları da sizler yapıyorsunuz. Bunları analiz etmek, bunları test etmek, bunların üzerinde yoğunlaşmak da oldukça zor olsa gerek. Sizler nasıl götürüyorsunuz böyle işleri, bu tür analizleri? Bizler öncelikle eleştiriye çok açık bir firmayız. Biz eleştirilerimizi aldığımız zaman kendimizi daha iyi bir noktalara getirebiliyoruz. Bölgesel olarak giyim tarzlarımız değişiyor. Evet, Trakya bölgesine gittiğiniz zaman çok fazla büyük beden satamazsınız. Küçük bedenleri satıyorsunuz. İşte biraz daha Anadolu bölgesine gittiğiniz zaman büyük bedenleri satıyorsunuz, küçük bedenleri satamıyorsunuz. Bu bir ekip işidir. Biz büyük bir ekibiz. Bu ekibin içerisinde özellikle bölgesel olarak ürün modellerini, beden skalasını takip eden arkadaşlarımız var. Buna göre devam ediyoruz. Biz şu anda Morven olarak orta kesimin üstüne hitap eden bir firmayız. Hı hı. Doğu'da daha fazla, Doğu Güneydoğu'da daha fazla. Şu anda Batı'da dediğim gibi 2025 yılı içerisinden sonra biz Batı'ya döneceğiz. Şu anda Doğu'ya daha fazla ağırlık veriyor. Evet. Doğu halkı giyimine biraz daha fazla önem veriyor. Hı hı. Bu da bizim Doğu'ya yatırım yapmamızı daha fazla güçlendiriyor. Yani daha fazla Doğu'ya doğru yöneliyoruz. Peki burada giyim kuşam olarak sizler özellikle nelere dikkat ediyorsunuz? Sizlerin özellikle beğendiği şeyler neler oluyor? Baktığımız zaman kişilerin kendisini özel hissetmesi önemli. Sizler özellikle personellerinize ya da çalışanlarınıza neleri tavsiye ediyorsunuz bu noktada? Kişilerin kendisine gelen müşterilerin nelerine özellikle mercek altına alıyorsunuz ya da hangi kısımlarına önem veriyorsunuz? Çünkü baktığımızda her müşteri artık çok fazla hizmet istiyor. Çok fazla memnuniyet oranı belki de düşüyor. Size geldikçe belki de şu şöyle olsun, şu böyle olsun, belki de personeli de çıldırtacak derecede fazla talepleri olabiliyor bazı müşterilerin. Sizler bu müşteriler kesimini, hep personel kesimini konuştuk ama müşterilerin nasıl olduğunu konuşmadık. Sizce müşteri skalası nasıl, müşterilerinizin isteklerini nasıl görüyorsunuz? Müşteri bizim veli nimetimizdir. Öncelikle o cümleyle başlayayım ben. Müşteri bizi var eden kitledir. Bizi hem var ettiği gibi yok eden de bir kitledir. Biz ekibimize eğitimleri verdiğimiz zaman müşterinin öncelikle önemini veririz. Biz modayı bugün dar paça, kısa paça modaysa işte her gelen müşteriye dar ve kısa paçayı verin diye bunu önermiyoruz zaten. Müşterinin anatomisine göre yakışacak ürünler vardır. Moda dediğimiz bizim yakışan üründür. İçeri giren müşteri 3 saniye içerisinde analiz edip o 3 saniye içerisinde giyebileceği ürünü sunabilmek önemlidir. Burada da müşteriye direkt ürünü değil, giydirerek, üzerinde hissettirerek, yani müşteri o ürünü giyip aynanın karşısına geçtiği zaman aslında ürüne bakabiliyor. Yani siz bir takım elbise alıyorsunuz. Evet. Şu an üzerinize geldiğiniz zaman diyelim yeşil bir kravatınız var. Ben size şu anki giyim tarzınıza bir tane mor ceket ya da kırmızı bir ceket giydirdiğim zaman siz o üründen hiçbir şey anlamazsınız. Hiçbir şey anlamazsınız ve evet, o anda firmayı ve ürünü kötüleyip kendi iç yapınızdan direkt dışarı çıkarsınız. Biz ekibimize buradaki şeyi, ürünü tamamen giydirmeyi isteriz. Yani ekibimiz o ürünü müşterimize giydirecek. Müşterimiz aynanın karşısına geçtiği zaman tam takım olarak bakacak. İşte müşteri o zaman moda bu, evet benim modamdır diyebilecek. Yani kısa boylu, göbekli bir insana siz kalkıp da kısa paça bir pantolon giydirirseniz hoş bir görüntü olmaz. Evet. O müşteri aynanın karşısına geçtiği zaman da bu modadır diye giyinemez yani. Bizim Z kuşağında kısa paça şu anda moda giydirebilir miydik o dönemlerde? Giydiremezdik. Çünkü o zaman moda değildi. Biraz daha bakış açısı değişiyor. Evet. Biz personellere bu konuda eğitimlerimizi veriyoruz. Personeller de müşterilerimizi önemsediği için özellikle geldiği zaman bu tarzdaki ürünleri giydiriyor. İşte moda kendiliğinden ondan sonra oluşuyor zaten. Evet. Başkanım, burada benim özellikle sizin bir sözünüz de çok hoşuma gitti. Ben para kazanmayı değil, başarı elde etmeyi evet, seviyorum dediniz. Evet. Burada özellikle takdir edilmeyi nasıl görüyorsunuz? Ya da artık yeterince halkımız, vatandaşlarımız ya da işverenlerimiz takdir edebiliyor mu başarılı işi? Burada en önemli nokta, evet, takdir edilmeyi ben sürekli personelimle de ekibimle de aynı şeyleri konuşurum. Yani doğal olarak yapmış olduğunuz bir iş yanlış da olsa
Evet Batuhan Bey, bu iş çok güzel yapmışsınız. Eline sağlık, işte daha iyisini yapabilirsin. Buradaki bu bardağı kaldırıp buraya koyduğun zaman çok daha iyi işler çıkartır dediğin zaman aslında biz sizin yolunuzu açmış oluyoruz. Sizin bakış açınız o tarafa doğru yönlenmiş oluyor. Ama ben dönüp de size bunu neden buradan aldınız buraya koydunuz dediğim zaman ben sizin moral motivenizi tamamen bitirmiş olurum. Ve sizin o gününüzü öldürürüm. Siz o gün 10 müşteriye de baksanız bitmiş olursunuz. Bakamazsınız yani ve o müşterinin hiçbirine satamazsınız. Yani bizler, yani hatalar hepimiz için vardır. Biz o hatayı ekibimizle beraber paylaştığımız zaman da yapılan hatanın hata olduğunu evet anlatacağız ama konuyla beraber anlatacağız. Eline sağlık, bunu yaptın, kırdın ama bunu bu şekilde değil de buraya koysaydın kırılmazdı. O zaman daha iyi şeyler çıkartabilirdik dediğiniz anda bakış açısı değişiyor. O personel ya da o çocuğumuz, o gencimiz kendini daha farklı noktalara bakarak yetiştirerek devam ediyor. Bu da işte bizim ülkemizin kazanması demektir. Yani. Evet, kesinlikle öyle. Biraz da Elazığ'ı konuşmak isterim. Sizler gurbettesiniz biraz da, evet. İstanbul'da, farklı illerde, evet. Sürekli gezip dolaşıyorsunuz. Birçok hemşehrilerimizin de tekstil noktasında önemli noktalarda olduğunu biliyoruz. Sizler özellikle Elazığ'a baktığınızda neye özlem duyuyorsunuz? En çok özlediğiniz şeyler Elazığ noktasında neler oluyor? Ya Elazığ'ımız doğup büyüdüğümüz yer için memleket olarak en başta da söylediğim gibi Elazığ bizim için farklıdır. Elazığ'daki özlemimiz nedir? Benim önceki dönemde, şu anki dönemde evet gelişmeler var. Çok güzel şeyler var ama daha çok yapılacak işimiz var bizim Elazığ'da. Çok daha büyüyebiliriz. Deprem bizi bayağı geri götürdü. Depremin maalesef bir dezavantajı var. Pandemi süreci bizi geri götürdü. Bunun etkeni var. Ama bizler işte pandemi beni geri götürdü, deprem beni geri götürdü diye yerimizde saymamamız lazım. Doğuda da batıda da diğer deprem bölgelerinde de diğer mağazalarımızı ziyaret ettiğimiz zaman orada da görüyoruz. Hızlı bir atılım yapmamız lazım. Elazığ'ımızın çevresini değiştirmemiz lazım. Büyümemiz lazım, biraz daha dağılmamız lazım. Ve organize sanayimize biraz daha öncelik vermemiz lazım. Bu konularda da devam edebiliriz. En büyük özlemlerimiz bizim budur yani. Peki köfteyi özlediniz mi başkanım? Bunu tabii da sorayım. Elazığ deyince gurbette akla gelen böyle gıda olarak, yiyecek olarak neler geliyor? Ya da orada bulabiliyor musunuz başkanım? Fuarlar yok, yapılıyor orada, ama yok, gidebiliyor orada, musunuz? Yok, gidemiyoruz. Genelde yollarda, illerde geçiyor mağazamız. Köftemiz bizim için her zaman farklıdır. Ramazan ayındaki badem şekerinin atmosferi bir farklıdır. Şeyde özlemimiz çoktu. Ramazan ayında iftar saati olduğu zaman Gazi Caddesi'nde hiç kimseyi bulamaz. Tamamen boş. Evet. Ne trafik ne kitle var. Bu ayrı bir özlemdir. O yemeğinizi yedikten sonra çayın yanında iki tane badem şekeri yemeniz, bu ayrı bir özlemdir. Orucumuz ayrı bir özlemdir. Tütümüz her tarafta bulunmaz. Bunun şeyi farklıydı. Eskilerden çerez getirdikleri zaman işte orucuk gelirdi, tüt gelirdi. Akşam çerezlerimiz bizim oydu. Ve bunlarda sağlık vardı. Şu anda maalesef sağlık yok. Sağlıklı bir gıda alamıyoruz. Sadece karnımızı doyurmak için yiyoruz. Bunlar ayrı bir özlem tabii ki. Evet tabii ki, ama bizler sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çünkü burada baktığımız zaman Elazığ'da uzaksınız ama Elazığ'ın tanıtımını da her noktada, her sohbetinizde geçirdiğinizi biliyoruz. Eminiz de bu durumdan. Çünkü tam bir Elazığlı'ya yakışır beyefendilikte. Her noktada, her şekilde Elazığ ağzınızda. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Böylesi güzel bir markayla, güzel bir düşünceyle Elazığ'a da hizmet ettiğiniz için, hizmet verdiğiniz için bu oldukça önemli ve kıymetli. Çünkü Elazığ halkı artık gelişmeye aç. Çok aynen, büyük badireler atlattı. Sizin de söylediğiniz gibi hem pandemi hem deprem. Bunlar çok yıkıcı depremler, etkili olan şeyler. Bunların toparlanması da zor oluyor. Ama bu toparlanma aşamasında bir markanın da Elazığ'a destek olması, buranın gelişimi için bir el atması oldukça kıymetli. Bizler tüm özel sektörlere saygı duyuyoruz. Çünkü baktığımızda Türkiye'nin, Elazığ'ın gelişimi için önemli ve kıymetli noktalardalar. Yapılan işler, memlekete hizmetler, oldukça unutulmaması gereken hizmetler ve takdir edilmesi gereken hizmetler. Bizler sizleri çok takdir ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama sizlerle sohbetimize doymadım. Burada sizler tabii ki hem mağazanın açılışını da yarın yapacaksınız. Bunun üzerinde biraz daha durmak isterim. Son 5 dakikamız ama biraz daha vakit sizler için ayırabiliriz diye düşünüyorum. Öncelikle bize zaman ayırdığınız için ben sizlere çok teşekkür ederim. Sizlerle beraber olmak benim için bir onurdu.
Sonsuz teşekkürler. Misafirperverliğinizden dolayı öncelikle. Evet, yarın büyük bir açılışımız var. Bütün Elazığlılarımızı bekliyoruz. Park 23 AVM giriş katının üstte hemen birinci kattayız. 14.30'da açılışımız var. Elazığ halkını yanımızda görmekten onur duyarız, güç alırız. Büyüme yollarında emin adımlarla devam ederiz. O yüzden bütün Elazığlıları yarın Park 23 AVM'de açılışımıza bekliyorum. Bizler de aynı şekilde çağrımızı yapalım. Burada zaten Park 23'ten yürüyüş merdivenlerinden çıkarsanız hemen sol tarafta kalıyor. Evet, sol çaprazda mağazanın açılışı saat 2.30'da olacak. Evet. Bu da önemli ve kıymetli. Hem gelişim için hem ticaret anlamında her yerimizin dolmuş olması, her insana göre hitap eden kesime göre bir şeylerin bulunması Elazığ'ın gelişimini de arttıracaktır. Sizler gelişim noktasında neler söylemek istersiniz bu noktada firmaların katkısı, destekleri için? Firmalarımızın desteklerini her zaman yanımızda isteriz tabii ki. Gelişim açısından da baktığımız zaman büyüme yollarında özellikle dediğim gibi yani müşterilerimizi yanımızda gördüğümüz zaman güç alıyoruz. Güç aldığımız zaman da büyümeye devam ediyoruz. Evet. Bizler sizlere tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İnşallah sizleri, Elazığ'da hemşehrimizi sizleri yalnız bırakmaz. Çünkü sizler önemli bir noktada bulunuyorsunuz. Mağazanın da burada açılmasına ön ayak oldunuz. Evet. Bu noktada da inşallah sizler için böyle alnınız ak bir şekilde Elazığlılar uğurlar sizlere. İnşallah. Tek temennimiz o. Tek evet. Temennimiz o. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben sizlere çok teşekkür ederim. Evet. Elazığ Nabzı'nın bugünlük sonuna geldik. Canlı yayın konuğumuz Morvent Kurumsal Satış Müdürü Sayın Sayım Kavaklı'ydı. Burada hem Morvent mağazasının amacını, vizyonunu, hedeflerini açıkladı. Hem de yarın yapılacak olan açılışı bizlerle paylaştı. Bu oldukça kıymetli, önemli. Bizler tekrar kendisine ve Morvent mağazasına teşekkür ederim. Böylesi kıymetli açılış için ve böylesi güzel bir yatırım için. Bugünlük Elazığ Nabzı'nın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.